Erkan Macit büyük kaos planları var ama Soros ve kaos planı tutar mı diye yazmıştım ve Soros sahnesi tiyatro oyununa başlıyor demiştim. Hem de ne plan? Kaos odaklı büyük bir dalga hareketine zemin hazırlıklarını yapan Soros güdümlü bu camia hem sosyal medya hem de STK ve dernekler üzerinden atraksiyonlara başladı. Bakın 15 Temmuz'da büyük bir yıkımın olmasını isteyenler başarılı olamadılar. Amaçları netti ülkemizin bölünmezliğini ve bütünlüğünü egemenlik altına alıp sömürge devleti haline getireceklerdi. Jeopolitik olarak büyük öneme sahibiz. Doğudan batıdan, kuzeyden güneyden baştan sona büyük bir coğrafi zenginlik içerisindeyiz. Özellikle Doğu Akdeniz enerji havzası önemli. Ülkemiz üzerinde masa başlarında yazılan çizilen haritalara bakın. Mesele beka meselesi, mesele zengin ve doğal enerji kaynaklarının Akdeniz bölgesinde bizim tarafımızdan idare edilememe, bizim tarafımızdan kontrol altına alınamama meselesi. Amerika-İsrail kardeşliği ile bakınız bölgedeki beka sorunumuzun olmasını isteyenler, Fransa, Almanya, Hollanda ve bunların en baş koordinatörlüğünü yapan İngiltere. Mesele büyük mesele, bölgedeki enerji ve güç kontrolü dengesi. Rusya ve Çin diğer aktörler şu anki konsepte uydukları için çıkarlar bunu gerektirdiği için pazarlıklar söz konusu. Erdoğan'ın neyin savaşını verdiğini sanıyorsunuz? Dışarıda devlet tankla tüfekle hainlerle her türlü savaşını veriyor ama ya içeride? İçeride mesele bir değil, iki değil, İçeride dışarıdan daha çok düşmanla mücadelemiz var, İnanın bana. 15 Temmuz'u planlayanlar neyi hesaplamışlardı? Yurtta Sulh Konseyi neyi ele almıştı? Ülkemizin bağımsızlığını, Hangi bağımsızlık? Amerika, İsrail ve İngiltere kontrolünde mi bağımsızlık? Yurta Sulh Konseyi kimlerden oluşuyordu? Bu konsey kimi başbakan, kimi cumhurbaşkanı yapacaktı? Sayın Devlet Bahçeli'nin üstüne basa basa söylediği bu konsey derhal açığa çıkartılmalıdır. Elbette devlet aklı hesabının kitabını iyi bilir. Yeri geldiğinde nasıl hamle yapacağını iyi bilir. Şimdiye kadar birçok şeye maruz kalındı. İnce hesaplar, kaos derdinde olanlar, darbeyi bekleyenler, Sayın Bahçelinin dediği gibi darbe heveslileri. Ülkemizde büyük kaos çıkartmak için hala aktifler. Gelecekler yine planlarıyla, yine toplum üzerinde ince algı hesaplarıyla Fransa'daki sarı yelekliler eylemlerini buraya taşımak isteyenler kapı arkalarında yuvarlak masa toplantıları yaparak ne planladılar? Yurta Sulh Konseyi gibi hesap kitap yapanlar, ellerini ovuşturup Erdoğan'ı devirelim gerisi kolay diyenler. Şimdi sıkı durun kimlerdi onlar? Ayaz Ağa Kasrı ahalisi ne planlar yaptı? Bu yazdığımı iyi not alın. Kulislerde kirli pazarlıklar yapıp, hükümet devirip, hükümet kurma hesapları yapan darbe heveslileri, tekrar ediyorum, Ayaz Ağa Kasra ahalisi, büyük plan, büyük kaos planlayanlar. Devam. Büyük bir cerahat var. Devlet kendi içerisindeki bu cerahati söküp atacaktır. Buna emin olun. Çok iddialı söylüyorum hesapları bitmedi, planları bitmedi. 15 Temmuz'da başarılı olamadılar. Onlar elbet tatmin olmadı planlarından da hiçbir şey onlara alıkoymadı. Bu kez daha kontrollü geliyorlar. 50 yerde, bilemediniz 100 yerde ofisleri var. Toplumun iç dinamik yapısını bozmayı iyi bilen, tam donanımlı aktivistler, ajanlar her yönden alga operasyonlarına başladı. Soros odaklı olan bu havayı iyice koklarsanız Soros'un kokusunu alırsınız. Hava kaos havası. 15 ülke kaosa boğulacak, dizayn edilecek. Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika'dan birçok ülke. Zemini hazırladılar bile. Türkiye bu 15 ülkeden biri. Kavga büyüyecek. Kaosun büyütülmesi için plan yaptılar. Fark edin. Şu anda Ayaz Ağa Kasrı ahalisi ve darbe heveslileri zihniyeti çok zinde bir şekilde planlarını yapıyor. Dış destekler devam ediyor ve adım adım Türkiye'de karışıklık çıkartarak ülkemizi bölmek için bir şeyler hazırlıyorlar. Toplumun huzurunu bozmaya yönelik alga operasyonları Poşetle ilgili tartışmalar ve televizyon dizilerinde ince ince hesaplanan subliminal mesajlar, sanat ve sanatçılar üzerinden tasarlanan dil, din, kültür, ahlak, örf ve adetlere dayalı kışkırtmaya yönelik algı operasyonları, sözde gazeteciler, sözde yazarlar üzerinden bazı kışkırtmaların gündeme gelmesi ve futbol takımları üzerinden kısmi olarak kışkırtmaların yapılması. Yavaş yavaş ortamın ısıtılarak polisiye tedbirlere yönelik alga operasyonları, halk ile polisi, polisle halkın arasında elektriksel gerilim yaratma ve bunların oluşmasıyla kaynayan bir kazan ve o kazanın içinde yanmaya hazır olan bir toplum. Bunun üzerinden hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepkiyi farklı boyutlara taşıyarak yürüttükleri alga operasyonlarını Önce yerel seçim sonuçlarındaki durum ve sonrası tüm Türkiye'de yaratılmak istenen olumsuz havayla erken seçim tartışmalarına dair ortam oluşturmak. Tüm bu hesapların amacı buraya geliyor. Fark edin. Evet bir cerahat var, devlet o cerahatı atacak. Buna emin olun. Kadim devlet anlayışımız var. Devlet aklı bizim bildiğimiz gibi çalışmaz. Onların planı var ama kadim devletin de bir planı var. Erkan Macit, hürhaber.com